Selam arkadaşlar. Bu videomuzda 21. Altı Yıldız Rütbe 4 şampiyonumu göstereceğim. Dünkü paylaştığım videoda da söylediğim gibi bundan sonra paylaşacağım her videoda eğer telefondan izliyorsanız aşağıdaki bağış ekranı, bilgisayardan izliyorsanız sağdaki bağış ekranını göreceksiniz. Video paylaşmamdaki birinci amaç bu bağış ekranını tekrar tekrar izleyicilerime hatırlatmak. İstediğiniz zaman bağışınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Depremzedelere destek olmak için. Hepinizin bağışını bekliyorum. Videosunda da tekrar değineceğim. Bir yandan da içerikleri yapmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi asıl amaç bağış ekranını tekrar tekrar öne çıkarmak. Yoksa burada yani iki oyun oynayıp bırakacağım yani. Amaç videodaki o ekranı tekrar görmek. Evet, Rintra'yı R4 attım. Efsaneler diyarında kısa keseceğim. İki tane dövüş yapıp bırakacağım. Bazı videolara Rintra kötü mü abi? R4 at, yani ilk Rintra videomda pek iyi konuşmadığım söylenmiş. Rintra hakkında ondan onlara da bir cevap olsun. Bu kış askeri ve Kaptan Marvel'ı dövüp bırakacağım. Evet, 64.000 sağlığı var görüyorsunuz. 3.656 saldırısı bir tık daha yüksek olabilirdi. Takviye açanlara karşı farklı bir dövüş metodu da uygulanıyor. Gerçi onu da gösteririm. Hızlı bir kış askerini döveyim şimdi. Valla bağış ekranındaki sayı çok güzel artıyor arkadaşlar. Sağ olsun Barış Özcan. Çoğu YouTuber onu da desteklemiş. Güzelce arttırıyoruz rakamları. Hepinizin katkısını bekleriz. Evet, L1'ini attım. Şimdi parçalanmaları atmaya başlayalım. Loa'da. Bakayım kaç vuracak. 64.000. Ne güzel. Kritik vursa herhalde iki katı falan vurdu bunun. Bir de o kadar yüksek vurmadım. Maksimum kaç sayıyı göreceğiz acaba? Hmm, 50 biriktiriyordum neredeyse. Hatta biriktirdim de geç attım. Evet, 100k vurdu neredeyse. Kritik vurması düşük zaten, ben video çekiyorsam. Kritik zor vurur. Öyle söyleyeyim. Aslında yere çakılma bitmeden L2 atmak daha iyi çünkü 5 tane daha parçalama ekliyor onun da. Bir tane de kritik vurduğunu görsek, gerçi siz de göreceksiniz hasar kabiliyetini ama vurmuyor işte. Ama bırakın vurmasın, zaten tahmin edebilirsiniz ne kadar kritik vuracağını aşağı yukarı. Hadi bunu kritik vur. Ha şöyle. 300k vurdu neredeyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Buradan R4 Rintra'nın gücünü görebilirsiniz. Hadi Kaptan Marvel'a gelelim. Onu da dövüp bırakalım. Ha bir de kozmik değişli, yani takviye açan kozmikler de işlevini gösterir. Savaş alanlarında da güzel zaferler kazandırdı bana. Saldırıda Halfling'i döverken, böyle takviye açanları döverken. Savunmada zaten en iyilerden biliyorsunuz. Video 50 civarı kanam, ay, parçalamayı kozmik şampiyonda yapsam 320k falan vurur herhalde diye düşünüyorum. Ah!
Hizmet. 81K geldi şimdi. Bunda da sonda kritik gelir belki. Kış askerinde öyle oldu ya, bunda da öyle olur. Yenilenme yemek oranı da çok iyi bununla. Böyle durdurulamazken kopyalıysa güzel yenileme yapıyor. Gelen darbeyi falan yeniliyor. Hadi gelsin kritik. Gelmedi. Boşverin. Nasıl kış askerinde gördünüz. Evet, bir de takviye açanlarda göstereyim Halklink'te mesela. Sonra videoyu bitirelim. Bağış yaptınız mı hiç arkadaşlar? Oraya bastım ben 2-3 kere falan yaptım bir şeyler. Gelelim şöyle Halklink'e. Deneyelim bakalım. Mesela bundan önce ağır saldırıyla yere deviriyorum, öyle de duvara götürüyorum anında çünkü 10 yüke çıkıyoruz. Hepsini bloklayın bunların. Deli gibi artıyor zaten parçalama yükleriniz. Sonra L2 yatırıp geçirin bitirin. Çok basit. Direkt böyle dövüyorum ben çok takviye açanları. Evet, bu da bizim 21. Alt Yıldızı Rütbe 4 şampiyonumuz oldu. Genel cevher basıp taş basmıştım bunu 19 tane. Kesinlikle uyandırmaya değer. Kopyası ne kadar yüksek olursa o kadar iyi aslında ama 20 kopya da idare ediyor benim. Gayet iyi. Zaten Halklink'le dövüşürken o sayede o kadar güç kazandım kopyası olduğu için. Evet, bu videomun sonuna geldik. Unutmayın, videoları tekrar yani video serisine devam etmemin tek sebebi bağış ekranını tekrar hatırlatmak izleyicilerime. Bağışlarınızı tekrar söylüyorum, bekliyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin.